Değerli izleyenler, TVNET ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Bugün İstanbul halkına yönelik bir yayın yapacağız aslında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği sağlık hizmetlerini masaya yatıracağız. Hangi hizmetler veriyor? Halkımız bu hizmetlere nasıl ulaşabilir? Nasıl faydalanabilir? Nasıl başvurabilir? Bunları konuşacağız. Değerli bir konuğum var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Doktor Muzaffer Saraç. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. İstanbul halkına bugün güzel bilgiler verelim. Sağlık hizmetlerine erişilebilirlik hakkında bilgi verelim istedim. Umarım çok faydalı bir yayın yaparız bugün. Hocam şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler de sanıyorum 2005 yılında çıkan belediyeler kanunu ile birlikte artık sağlık hizmeti vermek belli oranlarda, belli ölçülerde de zorunlu hale geldi bildiğim kadarıyla. Evet. Ve bu kapsamda da sizler yıllardır birçok faaliyette bulunuyorsunuz ve halkımız da bunlardan faydalanıyor, başvuruyor. Birbirlerine söyleyerek hizmet alanlar, birbirine önerilerde bulunarak bu hizmetlerden faydalanıyorlar. Ama öncelikle belediyede sağlık hizmeti nedir, nasıl bir organizasyonu vardır? Böyle başlamak isterim. Evet. Şimdi tabii belediyede sağlık hizmetleri deyince bundan 15-20 yıl öncesine gitmek lazım. Sayın Başbakanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı olduğu dönemde sosyal belediyecilik kavramını getirmiştir biliyorsunuz. Halkın da tabii içine girince halkın çeşitli istekleri var. O dönemlerde sağlık hizmetleri de erişilebilirlik, ulaşılabilirlik çok zor. SSK hastaneleri, devlet hastaneleri, ilaç kuyrukları biliyorsunuz. Tabii Sayın Başbakanımız o zaman gezici sağlık hizmetlerini başlatıyor İstanbul'da. Mobil otobüslerle İstanbul halkına gezici sağlık taraması, sağlık ekiplerini onların ayaklarına gönderiyor. Bu kapsamda tabii ihtiyaçlar görülünce Sayın Başkanımız Kadir Topbaş Beyefendi döneminde de bu gezici hizmetler yerinde, mahalle aralarında, semtlerde vatandaşın kolay ulaşabileceği merkezler haline dönüştürülüyor. Buralarda işte halkımıza yönelik sağlık taramaları, eğitimler, bilgilendirmeler yapılıyor. Bunun yanında diğer bu hizmetimiz kadın ve aile sağlığı merkezlerimiz diye adlandırdığımız projemiz. İlk projeniz mi hocam? Kadın ve aile sağlığı ilk büyük proje olarak kabul edebilir miyiz? Büyük proje olarak kabul edebiliriz, öyle de söyleyebiliriz. En yaygın olarak İstanbul'da kullanılan ve diğer yerel yönetimlere, belediyelere de örnek olmuş. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nda uygun gördüğü, birkaç yıl öncesi ketem başlığı altında, buna kanser, benzer kanser tarama merkezleri başlığı altında bütün Türkiye'ye yaygın hale getirdiği örnek bir projedir. Onunla isterseniz hocam başlayalım. Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri. İstanbul'da birçok ilçede bu merkezlerden var bildiğim kadarıyla. Çok yaygınlaştı ve halkımız başvuruyor. Kadınlar, çocuklar ve gençler de herhalde biraz dahil olmak üzere. Burada verilen hizmetlerden başlayalım. Hocam öncelikle hangi hizmetler verilir kadın ve aile sağlığı merkezlerinde? Ama en önemli hizmetlerden biri galiba kanserle ilgili yapılan taramalar. Meme kanseri, evet, ve rahim ağzı. İsterseniz bununla başlayalım. Diğer hizmetleri de sonra alayım sizden. Şimdi tabii biz önce şunu söyleyeyim. Yerel yönetimler olarak dezavantajlı gruplara biraz daha farklı hizmetler vermemiz gerekiyor. Biz kadınlarımızı da bu grubun içine alıyoruz. Çünkü kadınlarımızın sağlığını ne kadar koruyabilirsek, özellikle İstanbul gibi büyük metropollerde aileler yıkılmaz, daha uzun süre bir arada kalırlar ve çocuklar da mağdur olmaz, sokak çocukları oluşmaz. Bununla ilgili kadınların sağlığı bizim için çok önemli. Sayın Başkanımız da bu konuda bize talimatlar vererek 2004 yılından itibaren 2007 yılına kadar 34 merkeze çıkarttı bunları halkın rahat ulaşabileceği şekilde. 34 ilçede kadın ve aile sağlığı hizmetleri. Tabii bu hizmetler yapılırken sürekli kendini yeniliyor ihtiyaca göre. 2007'den itibaren bunlara 3 tane de görüntüleme merkezi ekledik. Bunun yanında psikolojik danışma merkezleri, 5 adet de psikolojik danışma merkezi açtık. Bu kadın aile sağlığı merkezlerimizde öncelikle sağlık konusunda bilinçlendirme, bir farkındalık oluşturma, sağlık eğitimleri bilmesi. Bunlar bireysel, grupsal şekilde yapılabiliyor. Çeşitli eğitim modüllerimiz var.
Bununla beraber oraya gelen kadınlara çeşitli taramalar yapıyoruz. Kadınlarda en çok görülen hastalık biliyorsunuz meme kanseri. Erken teşhis edilirse ciddi hayat kurtarıcı önemi var. Kadın başvurduğunda nasıl bir süreçten geçiyor meme taramasında? Onu bir öğrenebilir miyim? Şöyle yapıyoruz. Önce kadın başvurduğu zaman bilgilerini... Alo 153'ü arıyor öncelikle. Direkt Alo 153'ü arayıp bizden randevu alabilir. Veya merkezlerimize direkt başvurabilir. Eğer uygun randevu bir saat almadan. Randevu almadan da başvurabilir. Onu da açtık biz. İlk zamanlar çok aşırı yoğunluk olduğu için randevulu sistem çalışıyordu. Şu anda randevularımız yine devam ediyor ama direkt başvurunları da aradan alıyoruz. Onları da bir şekilde taramalarını gerçekleştiriyoruz. Önce eğitimler veriliyor dediğim gibi. Sonra meme muayenesi nasıl yapılır? Kendi kendine meme muayenesi kadınlarımıza öğretiliyor. Maketler üzerinde. Sağlık eğitimcilerimiz hastaların kendi üzerlerinde kendilerine göstererek bunları tek tek öğretiyorlar. Ondan sonra risk durumlarını hesaplıyoruz. Onların bir anamnezini alıyoruz. Ailede genetik yapı olarak böyle bir yatkınlıkları var mı? Bununla beraber yaş gruplarına göre 40 yaşında itibaren riskli grupların hepsine mamografi çekiyoruz. 50 yaşından itibaren bütün başvuranlara mamografi çekiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği, burada yaptığımız görüşmelerde de bize önerdi. 50 yaşından sonra bütün kadınlara yılda bir kez mamografi çekiyoruz. Hocam süreç şöyle işliyor. Randevu alıyor telefonla ya da randevu almadan merkeze evet. Geliyor. Sağlık eğitimcisi arkadaş kanserle ilgili ya da diğer konularla ilgili biraz ihtiyaca da göre galiba evet. Kişinin talebine göre bir eğitim veriyor, eğitim sürecinden geçiriyor. Daha sonra doktoruna gidiyor, bir meme kontrolü yapıyor doktor. 40 yaş üstü meme riski varsa mamografiye yönlendiriliyor. Bünyenizdeki görüntüleme merkezlerinden evet. Birine, kişinin adresine ya da bulunduğu yere yakın bir yere. 50 yaş üstü de zaten herkese direkt mamografiye içerideki hekimlerimiz yönlendiriyor. Meme süreci, meme tarama süreci böyle galiba. Meme süreci galiba. Böyle. Tabii bunlar hepsi dijital mamografilerimiz. Bunlar çift radyolog tarafından inceleniyor. Bunlar riskli görülenlerde, erken teşhis olanlarda hastanelerimize yönlendiriliyor. Yönlendiriyoruz hocam. Bunlar da ücretsiz yapılıyor. Onu ücretsiz. Buradan belirtelim. Bir de rahim ağzı kanseri taraması. Burada da herhalde benzer bir süreçle hastalarımız başvurularını yapıp kontrollerini oluyorlar. Buradaki süreçten biraz bahsedebilir miyiz hocam? Burada da yine buraya gelen hem vatandaşlarımız, başvuran vatandaşlarımızı biz yönlendiriyoruz. Böyle bir risk sıkıntının olduğunu, bayanlarda çok sık gören kanserlerden olduğunu, rahim ağzı kanserinde çok basit bir metotla teşhis edilebileceğini, bir simir testiyle teşhis edilebileceğini anlatıyoruz. Ve buraya gelen vatandaşlarımıza bu simir testlerini yapıyoruz. Bunlar içerisinde de yine riski bulduklarımızı hastanelere yönlendiriyoruz. Aynı şekilde süreç devam ediyor. Hocam peki psikolojik danışmanlık dediğimiz bir hizmet de var burada. Sadece fiziksel sağlığa odaklı değil, biraz psikolojik sağlığımızı da korumaya yönelik bir takım faaliyetler gene kadın ve aile sağlığı merkezlerinde yapılıyor. Buraya başvuru oranları nasıl hocam? Psikolojik danışmanlar hem çocuklara hem de erişkinlere galiba danışmanlık hizmeti veriyorlar. Buradaki biraz faaliyetlerden bahsedebilir miyiz? Şimdi tabii bu kadın aile sağlığının içine biz psikolojik danışman da yerleştirmiştik. Çünkü hasta olan insanların veya teşhisi konduğu zaman insanların ciddi psikolojik sıkıntıları olabiliyor. Sonra baktık ki ihtiyaç çok fazla, halkın talebi çok fazla bu psikolojik danışmanla. Biz bunları ayrı merkezler şeklinde konuşlandırdık. Şu anda İstanbul'da 17 tane psikolojik danışma merkezimiz var. Günlük ortalama 25 randevu veriyoruz. Hepsi alanında uzman psikologlarımız. Tabii biz onları yaş gruplarına ayırdık. Okul öncesi 3 yaş altı çocukların psikologları ayrı. İşte 6-13 yaş arası çocukların psikologları ayrı, ergen çocukların psikologları ayrı, aile terapistlerimiz ayrı şekilde. Vatandaş ihtiyacına göre buralardan randevu alarak terapilerini alıyorlar. Çok da faydasını gördük. Özellikle okul çağı çocuklarında. Yani bir seansta bile okul başarısı çok fazla değişen, bir anda 180 derece değişim gösteren çocuklar gördük.
Bunlar bizi mutlu ediyor. Bir yandan da İstanbul'umuzun hangi ilçesinde, hangi semtinde, hangi psikolojik sıkıntılar, rahatsızlıklar ön plana çıkıyor. İşte ekonomik seviyesi yüksek olanlarda hangileri var? Bir data oluşuyor sonuçta. Bir data oluşuyor. İstanbul halkının. Evet, buna göre de İstanbul'un bir psikolojik haritası da çıkmış oluyor. Ve uzmanlar çalışıyor. Yaş grubuna göre çocuk psikoloğu, erişkinse erişkin alanında daha çok tecrübesi olan, vaka görmüş psikologlar çalışıyor. Ona göre eğitim almış, ona göre sertifikalandırılmış uzman psikologlarımız çalışıyor. Aile terapistlerimiz çalışıyor. Tabii Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızda yaptığımız protokoller var. Onların çeşitli eğitim modülleri var. Evlilik eğitimleri, evlilik öncesi eğitimler. Bunları uyguluyoruz. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Talep fazla. Hocam peki talep fazla dediniz. Ne kadar sürede bu talebe cevap veriyoruz? Merkeze başvuran biri. Şimdi randevusuz da hasta almaya başladınız. Başladık diyorsunuz. Psikolojik danışmanlıkla da randevusuz alamıyoruz. Onda randevulu alıyorsunuz. Randevulu gidilmek zorunda. Kadın aile sağlığı merkezlerinde diğer hizmetler için, evet, kanser eğitim taramalar ve için, taramaları için randevusuz da alabiliyorsunuz. Buradaki süreçte nasıl işliyor? Hemen gelen her gün, aynı gün hastanın talebine karşılık verebiliyor musunuz? Ne kadar süre sonralara randevu veriliyor? Burada hasta ne kadar bekliyor? Şu ana kadar aşırı bir yoğunluk var. 2 aylara kadar çıkmış durumda randevu şeylerimiz, taleplerimiz şu anda psikolojik danışma merkezlerinde. Ama kadın aile sağlığı merkezlerimizde işte meme kanseri taraması, rahim ağzı kanseri taraması, kolon kanseri taraması, bunlarda randevumuz yok. Vatandaşımız rahatlıkla aynı gün içerisinde gelip. Hocam kolon kanseri dediniz. Onu da 2 sene önce başladık. Onunla ilgili bilgi verelim. O da önemli bir tarama. Şimdi tabii kadın ve aile sağlığı deyince sadece kadınlar değil, aile de bu sefer gelen, işte onların çocukları oluyor, eşleri oluyor. Onları da bu merkezlerin içine dahil etme şeklinde projemizi geliştirdik. Kolon kanserinde kadınlara da erkeklere de yapıyoruz. Yani sadece kadınlar değil. Artık erkeklerin de başvurabildiği bir merkez kadın aile sağlığı merkezi. Tabii Sağlık Bakanlığımızla da koordineli çalışıyoruz. Onlar da ülke geneline bu hizmetleri yaymaya çalışıyorlar. Onlardan aldığımız tarama metotlarıyla, önerileriyle biz burada tarama metotlarımızı geliştirerek erkeklere de yönelik kolon kanseri bu sene, yani 2011 sonundan itibaren başladık buna. Şu anda 75 bin kişi falan, 75 bin kişi civarında kolon kanserine yönelik tarama yaptık. Bunlardan da 6 bin civarı şüpheli vaka yakaladık. Yakaladınız. Bunları da tabii sağlık kuruluşlarına sevk ettik, yönlendirdik. Hocam meme ve rahim ağzı kanserinde yıllık başvuru oranı, merkeze başvuru oranı sonucunda meme ve rahim ağzı kanseri şüphesi duyulan kaç hasta oldu? Kaç hasta hastanelere yönlendirdi? Biraz bu haritayı da sizden öğrenebilir miyim? Şimdi tabii biz 1 milyon 700 bin üzerinde tarama yaptık kadınlar üzerinde bu merkezden. Şimdiye kadar. Son 9 yıl başkanımızın döneminde, işte bu 9 yılda 1 milyon 700 bin tarama yaptık. Bunların 900 bini meme kanseri. Bu 900 bin taramadan 2500 küsür civarı teşhis ettik, erken teşhis ettik, yönlendirdik. Rahim ağzı kanserinde de 825 bin civarı bir tarama yaptık. Bu 825 bin kişinin içinde de 3500 küsuratları var. 3500 civarında erken tanısı oldu kanserin, bunları sevk ettik. Dediğim gibi kolon kanserinde 75 bin. Şüpheli vaka 6000'e yakın bir şüpheli vaka. Onlar da sevkini gerçekleştirdik. Erken teşhis dediğim, hep önem veriyoruz. Biz de yayınlarımızda koruyucu sağlığı vurguluyoruz. Erken teşhisi hep vurguluyoruz. Siz de erken teşhislere vesile oluyorsunuz. Hı. Bazen hastaneye gitmek istemeyen çok yüksek oranda bir grup var. Hastaneye gitmekten çekinen, korkan. Biraz sizlerin aracılığıyla bunların, bu kişilerin erken teşhisine vesile olmuş oluyorsunuz herhalde. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben de merkezlerden hizmet alan, zaman zaman giden, uğrayan ve bir dönem bulunmuş biri olarak eğitim açısından hizmetleri biliyorum. Hocam peki biraz kadın ve aile sağlığı merkezlerinden evde sağlık hizmetleri ve yaşlı bakım hizmetlerinize gelmek isterim. Farklı hizmetleriniz de var. Öncelikle evde sağlık deyince, yaşlı sağlığı deyince ne anlamalı halkımız? Öyle başlayalım isterseniz, sonra da ne gibi hizmetler veriyorsunuz, onlara gelelim. Tabii bu proje çok eski bir proje. Bizim tarihimizde, kültürümüzde. Bu proje Fatih Sultan Mehmet Han'ın projesidir aslında.
Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün arşivlerinde de bunun belgeleri mevcuttur. Fatih Sultan Mehmet Han 136 bab dükkanını, kendi kazancından elde ettiği dükkanını vakıf yapıp vasiyetini yazıyor. Diyor ki bu dükkanın gelirlerinden işte İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tutula. Bunlar ellerinde birer kova, ikişer kova, işte birinde kireç tozu, birinde kömür tozu, diğerde ne kadar tükürük görürlerse onların üzerine bunu atalar. Bir çevre sağlığını, İstanbul'un çevre sağlığını düşünüyor. Ayrıca diyor 10 tabip, 10 cerrah belli ayların belli günlerinde İstanbul'un sokaklarını gezeler. Tek tek bütün kapıları vuralar. Burada hasta varsa bunların tedavilerini orada yapalar. Eğer orada tedavi olmayacak kişiler varsa bunları da alıp Darüşşifa'ya getireler. Yani Ferman. Evinde oradan yoksa Darüşşifa'ya. Aynı zamanda işin gıda boyutunda düşünüyor. Eli silah tutan 100 kişiye silahlar verile, bunlar Balkanlara çıkıp avlanalar, fakir fukaranın gıda ihtiyacını karşılayalar. Orada bir şey koyuyor, zinhar diyor, yavrulama ve yumurtlama döneminde avlanmayalar gibi de bir şey koyuyor. Tabii biz bunu yapmışız zamanında ama uzaklaşmışız. Tabii Avrupa ve Amerika bunu geliştirmiş. Biz biraz geriden gitmişiz. Biz biraz daha geriden gittik ama şu anda onların önüne geçtiğimizi düşünüyorum. Özellikle İstanbul'da. Biz 10 yılda, yaklaşık 10 yılda 100 binin üzerinde kişiyi evde sağlık hizmeti götürdük. Çok önemli bir hizmet hocam. Evet. O kadar yani rahatlıktan. Avrupa'da ve Amerika'da evde bakım diyorlar. Home care şeklinde, evet, söylüyor ama biz onu biraz daha geliştirerek evde sağlık dedik. Yani sadece bakım değil, sağlığın diğer unsurlarında, hatta içine sosyal hizmetleri de ekleyerek, kişilerin ihtiyaçlarını da ekleyerek bir bütün haline getirdik. Evde neler, sağlık hizmetleri de böyle bir projemiz. Neler veriliyor hocam? Şimdi gene Alo 153'ten başvuruyor hastalarımız. Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi'nde olduğu gibi taleplerini bildiğim, anladığım, evet, kadarıyla. Orada bir takım seçeneklerle karşılaşıyorlar zaten, hangi hizmetten faydalanmak istediğine dair. Ve evde sağlık hizmeti almak istiyor. Nasıl bir süreç bekliyor hastalarımızı? Hangi hizmetleri alabiliyorlar? Ali 153'ten de başvurabilirler. Veya www.ibb.gov.tr web sitemizde de başvuru formu var. Onu doldurarak da başvurabilirler. Kişiler bize başvurduğunda biz 2 gün içerisinde hizmeti başlatmış oluyoruz. Onlar adına en geç 2 gün içerisinde ulaşmış oluyoruz onlara. Evine mi gidiyorsunuz hocam? Önce evine içinde gidiyoruz. Bir sosyal inceleme ekibimiz var bizim. Kişinin evine gidiyor. Kişi gerçekten bizim bu hizmetimizi almaya ihtiyacı var mı? Kriterler neler hocam burada? Kriterlerimiz genelde bu kişilerin hastanede tedavi görmemesi, yani hastane tedavi süreci gerekmemesi, evinde olması ve bu hizmeti kendi maddi imkanlarıyla satın alamayacak olması. Ekonomik, yani, durumun ekonomik durum iyi olarak olmaması. Bunları şey yapıyoruz. Ve kronik hastalığı, yatalak genelde bu hastalarımız. Sosyal bir şey inceleme yapıp ona göre şey yapıyoruz. Belli bir şart aramıyoruz. Genç olabilir, olanlar var, yaşlı olanlar var. Şimdi genç olabilir, özürlü olabilir, engelli olabilir. O şekilde hizmet veriyorsunuz. Yaşlı olabilir, artık hastane evine göndermiştir. Belki terminal dönem dediğimiz yaşamın son dönemlerinde oluyor olabilir. Evdeki ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyor olabilirsiniz. Ve hani kronik hastalığı olan diğer gruplar. Hocam burada ekipte kimler oluyor, eve gelen ekipte? Şimdi tabii ekip çok geniş bizim. Şu anda 200'e yakın kişiyle çalışıyoruz sahada. Doktorlarımız var, hemşirelerimiz var, fizyoterapistlerimiz var. Bakım destek elemanlarımız var. Kişilerin kişisel bakımlarını ve hane temizliğini yaptığı ekiplerimiz var. Şoförlerimiz var. Psikologlarımız var. Ekip geniş. Ekip geniş. Onlar ortak bir ortak çözümleri birlikte arıyorlar ve süreci isterseniz kısaca şöyle anlatayım. Evet. Kişi bize başvurduğunda en geç 2 gün içerisinde ilk sosyal inceleme ekibimiz gider. Kişinin bu hizmeti almaya uygunluğu tespit edilirse ondan sonra doktor ve hemşireden oluşan bir değerlendirme ekibimiz gider. Hastayı kendi ortamında bütün sistem muayeneleri yapılır. Ne rahatsızlıkları varsa bunların hepsi özel yazılımımıza işlenir. Ve doktor direktiflerini yazar. Kişiye özel bakım planlarımız var bizim. 19 adet bakım planımız var hastalıklara, kronik hastalıklara yönelik. Doktor bu bakım planlarından hangisinin uygulanmasını istiyorsa o kişiye
onları işaretler ve ona göre direktiflerini yazar. İşte atıyorum trakeostomu bakım planı uygulanacak. Haftada şu kadar ziyaret yapılacak. İşte ziyaretlerde şunlara dikkat edilecek veya şu kadar süre içerisinde tekrar konsültasyon istenecek gibi direktiflerini yazar. Bir sürü formlar var. Bunları doldurur. Ondan sonra bizim bakım ekibimiz gider. Hemşirelik bakımı başlar. İşte yatak yarası varsa pansumanları, bir serum takılabilir, enjeksiyon yapılabilir. Çeşitli ilaç uygulamaları, sonda uygulamaları yapılabilir. Bunların hepsini hocam ücretsiz mi temin ediyorsunuz? Sondasından diğer ya da yatak gerekiyorsa onu bilemiyorum ama. Yatakta gerekiyorsa onları da temin ediyoruz. Yani yaşlı bazı çünkü kronik yatağa bağımlı hastalarda farklı tür yatakların kullanılması tabii, gerekiyor. Aynen öyle, havalı yataklar gerekiyor. Onları da biz hastalarımıza temin ediyoruz. Onların tabii ev ortamında daha konforlu bir yaşam sürmelerine, hastanedeki doluluk oranlarının azaltılmasına ve kendi sosyal ortamında iyileşmeleri daha da hızlı oluyor. Bu yönde bu ev ortamında tabii. Diğer hastanede olursa her gün hastaneye gidip gelmeleri lazım. Onların refakatçileri lazım. Ciddi anlamda katkı sağlıyor onlara bu hizmet. Bu hizmetler. Hocam ihtiyaç duyduğun hizmete ihtiyacı olan hastaları ne kadar süre yalnız bırakamıyorsun? Allah korusun hani ölene kadar baka muhtaçsa ölene kadar siz her hafta ya da gerekli periyotlarda tabii ziyarete gidiyorsunuz. Orada belli bir süreniz var mı? Süremiz yok. Şu anda mevcut 3000'e yakın dosyamız var açık. Aylık 3000 ortalamayla gidiyoruz. Şimdi kimi hastalar var? Ameliyat olmuşlar. Yaşlı. Belli bir fizik tedavi süreci gerekiyor. Eve fizyoterapistlerimiz gidiyor. O süreci tamamlıyorlar. Kişi şifa buluyor ve evde sağlık hizmeti sonlandırılabiliyor. Veya bazı yapması gereken aileye eğitim veriliyor. Aile yakınlarına, ona bakan kişiler varsa onlara eğitimler veriliyor. Şu an biliyorsunuz hükümetimiz de bakıma muhtaç kişilere belli bir ücret veriyor biliyorsunuz ailelerine. Bir asgari ücret kadar ücret veriyor. O kişilere, o bakmakla yükümlü olan kişilere biz eğitimler veriyoruz. O kişiye nasıl bakacak, nasıl giydirecek, nasıl kaldıracak, nasıl temizliğini yapacak, bunların hepsini öğretiyoruz, eğitimlerini veriyoruz. Eğer kişi kendi imkanlarıyla bunu halledebiliyorsa biz ondan sonra hizmeti sonlandırıyoruz. Tekrar ihtiyaç duyarsa tekrar bize başvuruyor. Evde sağlık eğitimi veriyorsunuz. Hem hastaya, belki hasta yakınına kendi ihtiyaçlarını, sağlıkla ilgili bir takım çözümleri de kendileri evde bulabiliyorlar ve yaratabiliyorlar bu yönden de. Önemli peki evde sağlıkla ilgili başvuru oranınız nedir sorabilir miyim? Yani şu ana kadar dediğim gibi aylık 3000 civarında hastamız gidiyor, devam eden hastalarımız. Biz muhtaçlık kriterini taşıyan hiç kimseyi boşta bırakmıyoruz. Son 9 yılda 105.000'in üzerinde kişiye bu hizmeti götürdük. Dediğim gibi mesela psikologlarımızı da eve gönderiyoruz. Evet, psikolog da geliyor. Tabii. Mesela psikologumuzu sadece hasta yönelik değil, hastanın yakınlarına da yönelik hizmet veriyor. Bir bütün süreçler. Herkesi etkileyen bir süreç çünkü. Evet. Onlara da hizmet veriyor. Evde terapi mi veriyor hocam psikologlar? Evde terapi veriyor. Hem hastaya hem de hasta yakınlara. Biliyorsunuz bu tür kronik hastalığı olanların yakınları da bu işler kolay değil. Onlarla uğraşmaları, tabii, vakit geçirmeleri, o süreç kolay değil. Onların da psikolojilerinde sıkıntılar olabiliyor. Hem hastaya ve hem hasta yakınlarına bu terapileri de evlerine götürüyoruz. Eğer kişi, örneğin mesela şu da çok ilginçtir. Şu an evinin anahtarı bizde olan bir sürü hastamız var. Çünkü İstanbul gibi büyük şehirlerde artık komşuluk ilişkileri çok iyi değil. Anadolu gibi değil İstanbul. Dolayısıyla bakacak kimsesi olmayan veya işte hastasını evde bırakıp da işe giden insanlar var. Ev anahtarları bizim ekiplerimizde. Bizim ekiplerimiz giriyorlar. İşte tedavilerini yapıyorlar, tekrar çıkıyorlar. Eğer kişi kendi kişisel bakımını yapamayacaksa, örneğin saçları taranacak, tırnakları kesilecek, banyo yaptırılacak, bizim ekibimiz onları da yapıyor. Öz bakımlarını, kişisel bakımlarını yapıyor. Veya işte evin temizliği, hijyeni kişi kendi yapamıyorsa veya bir yakını yapamıyorsa, bizim ekiplerimiz yine gidip kişinin evinde işte çamaşırlarının yıkanması, perdelerin temizlenmesi, işte ev ortamının temizlenmesi, bu hizmetleri de veriyoruz. Şimdi buradan halkımıza da mesaj verelim. Belediyenin bu hizmetlerinden faydalansınlar. İhtiyaçları varsa mutlaka başvursunlar. Tabii. Şimdi bu hizmetler tabii bütün belediyelerde örnek oldu. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir lokomotif olarak, bir model olarak bunu ortaya koydu. Halk da buna büyük bir talep gösterdi. Şu anda belediyelerimizin birçoğu bu hizmeti yapıyor. Evde sağlık hizmeti de veriyor. Tabii. İlçe belediyelerimiz de veriyor. Hepsinin tabii kapsamı
bizim kadar geniş olmasa da bunların hepsi veriyor bu hizmeti. Hatta geçen yıl itibariyle Sağlık Bakanlığımızda tüm Türkiye genelinde bu hizmete başladı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlere de vatandaşlarımız başvururlarsa onlardan da bu evde sağlık hizmetini alabilirler. Yani belediyelerin sağlık hizmetlerini hem biz bilgi aktarıyoruz hem medyada diğer mecralarda da aktarılıyor. Hem de halkımız internet sitesine girip okuyabilir, ne gibi hizmetler alabilirim, telefonla bilgi alabilir ve ihtiyaç duyduğu hizmeti almak için talepte bulunabilir. Belediyeleri bu yönde rahatsız etsinler, kullansınlar tabii, halkımız. Bu tabii, mesajı buradan verelim, o haklarını kullansınlar. Peki hocam, biraz da Darülceze'ye gelmek istiyorum. Darülceze de Türkiye'nin göz bebeklerinden biri. Evet. Çok tarihi bir organizasyon, tarihi bir yapısı var ve çok yüksek derecede hizmetleri var. Türk halkına biraz bu süreçten bahsetmek istiyorum ve Darülceze'de ne gibi hizmetler veriliyor? Gene yaşlılara ve diğer gruplara yönelik. Şimdi tabii biraz tarihi dediniz. Evet, oradan başlarsak. Güzel bir tarihi var evet, çünkü. Evet, güzel bir tarihi var. 1870'lerin sonunda 93 Harbi dediğimiz o Rus Harbi başladığı zaman İstanbul 400 bine yakın göç alıyor. Ve sokaklarda ciddi yoksullar, dilenciler, hastalar sokaklarda kalmaya başlıyor. Dönemin padişahı Abdülhamit Han bir talimat veriyor böyle bir hizmetin yapılmasını, bununla ilgili bir bina yapılmasını. 1890'da talimatı 1896 yılın 31 Ocağı'nda Abdülhamit'in doğum gününde bu Ok Meydanı'ndaki Darülceze müessesesi açılıyor. Ve sokakta yaşayan aceze, muhtaç kişileri buraları alıp barınma, diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Tabii bu Abdülhamit Han'dan sonra zaman zaman Osmanlı'nın değişik bakanlıklarına bağlanmış. 1924'te Bakanlar Kurulu kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu müessese bağlanıyor. Ta ki 1998'e kadar. 1998'de bir mahkeme kararıyla Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyor bu müessese. Bunun üzerine dönemin belediye başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kayış Dağı'na buradan daha modern, daha geniş bir alana bir Darülceze daha kuruyor. İkinci Darülcezesini, İstanbul'un ikinci Darülcezesini Kayış Dağı'nda Sayın Başbakanımız yaptırıyor. Ve o dönemden itibaren de burada hizmet veriyoruz. Güzel bir kampüs. 150 bin metrekare alana kurulmuş. 46 bin metrekare kapalı alanı mevcut. Hatta bir bölüm kendi elektriğini bile üretebilen modern bir tesisimiz var. Hocam peki Darülceze'ye şimdi buraya gene nasıl başvuruluyor? Ne tarz hizmetler buraya tabii, veriliyor? Bir takım eğitimler, aynı zamanda sosyal bir ortam, yaşlıların bir arada bulunduğu. Biraz bunlardan bilgi verelim mi? Şimdi tabii burası Türkiye'nin en büyük yatılı kurumu. Kayış Dağı Darülceze Müdürlüğü. Biz burada aradığımız şartlar öncelikle İstanbul'da yaşıyor olacak kişi. İşte kadınsa 55 yaş, erkekse 60 yaş. Ve bakmakla yükümlü kimsesinin bulunmaması gerekiyor. Ama tabii bazı istisnalar oluyor. Örneğin organ yetmezliği varsa yönetmeliğimiz de müsait. O zaman o yaşları biraz daha geriye çekebiliyoruz kabul komisyonu kararlarıyla. Aynı zamanda bulaşıcı hastalığı olmaması gerekiyor kişilerin burada kalabilmeleri için. Hocam peki kaç kişi var Darülceze şu anda yatılı? Şu anda kapasitemiz 1000. 800 civarı sakinimiz var. 200 tane boşluk var. Şimdi boşluk var ama şöyle, biz orayı kişilere göre, hastalıklara göre dizayn ettik. Örneğin demanslı bayanların kaldığı siteler ayrı. Demanslı erkeklerin kaldığı, Alzheimer hastaların kaldığı siteler ayrı. Site hocam. Site. Kampüs. Hı hı. Yatağa bağımlıların kaldığı yerler ayrı. Zihinsel problemi olanların kaldığı siteler farklı. Bunları biz kısmi bağımlı, tam bağımlı ve bağımsız şeklinde kategorize ediyoruz. Zinde grubun kaldığı siteler farklı. Dolayısıyla hepsine ayrı bir bakım planı gerekiyor. Ayrı bir diyet programı gerekiyor onların durumlarına göre, hastalıklarına göre. Dolayısıyla site, her sitede de belli oranda boşluklar oluyor. Yani kapasite 200 ama oraya şey olmadığı için, talep olmadığı için o siteye orayı dolduramıyoruz. Hocam gene Darülceze ile ilgili başvuru gene Alev 153'ten mi?
Ali 153 üzerinden de başvuru alıyoruz. Gene site internet üzerinden tabii. de. Ayrıca bir yaşlı danışma hattı kurduk. 0216 528 85 85. 0216 ekrana 500, yazalım lütfen. 528 85 85. 85 85 yaşlı üzerinde, bakım hattı. Yaşlı danışma hattı. Yaşlı danışma hattı, özür dilerim. Bu hat üzerinden yaşlılıkla ilgili bilgiler alabilirler. Hangi kurumdan nasıl faydalanması gerekiyor onlarla ilgili bilgiler alabilirler. Oradan da başvurabiliyorlar kişiler veya herhangi birisi bir aceze gördü, bir sıkıntılı birisi gördü kendine bakamayan, onun adına da başvurabilirler veya kuruma direkt gelerek de başvurular var. Her türlü başvuruyu kabul ediyoruz. Hocam Darülfünun'a çok değinemedik ama gene www.ibb.gov.tr adresinden Beyaz Masa üzerinden Sağlık Daire Başkanlığı'ndan üzerinden Devlet'in direkt kendi müdürlüğü üzerinden ne gibi hizmetler alabilir, nelerden tabii. faydalanabilir öğrenebiliyor halkımız. Son olarak hocam organ nakli haftasındayız. Bununla ilgili Sağlık ve Sosyal Daire İşleri Başkanı olarak halkımıza bir mesaj vermenizi isterim. Bütün halkımızı organ nakli konusunda davet ediyoruz. Yani biz bu konuda çok geriyiz. Aslında biz kültürümüzde sosyal olarak bunlara daha yatkın olmalıyız. Yardımlaşmayı, insan hayatına verdiğimiz değer bizim kültürümüzde çok önemli. Ben herkesi organ nakline, organ bağışına davet ediyorum. Hayatları kurtaralım diyorum. Hayatları kurtaralım diyoruz. Yarın da biz yayınımızda bu konuyu işleyeceğiz. Bunu da buradan izleyicilerimize söylemek isterim. Hocam teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Tekrar edelim. Ali 153 hattından izleyicilerimiz aile sağlığı hizmetleri, yaşlı sağlığı hizmetleriyle ilgili bilgi alabilirler. Az önce verdiğimiz telefon numarasından, yaşlı danışma hattından bilgi alabilirler. Nasıl başvuracaklar, nasıl hizmetlerden faydalanacaklar diye ve www.ibb.gov.tr adresinden gene okuyarak, bilgilenerek evet. ihtiyaçlarını karşılama yolunda yönelik adım atabilirler. Hocam çok teşekkür ederiz geldiğiniz Biz için, değerli bilgileriniz ederiz. İçin. Bu Umarım verdiniz. Halkınıza faydalı olmuştur. Değerli izleyenler, bugün de Sağlık Raporu programının sonuna geldik. Yarın organ naklini hastasıyla, doktoruyla, Sağlık Bakanlığı temsilcisiyle birlikte işleyeceğiz. Yarın görüşmek üzere. Sağlığın tanımında da belirtildiği gibi tam iyilik halinde kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.